içerisinde bölgeyi bütün o silahlı terör unsurlarından temizleyecekti. O günden beri biz ısrarla 4 yılı aşkın bir süredir bu atılan imzaların karşılığını bu devletlerin vermesini bekliyoruz. Fakat maalesef verilmediği gibi bir de çeşitli kimliklerle, çeşitli hüviyetlerle, çeşitli aldatmacalarla bu terör unsurlarına yeniden bir yapılandırmanın peşinde olduğunu görüyorsunuz bahsettiğimiz devletlerin. Ve işte sizin işinizi zorlaştıran ve maalesef o anlaşmanın da kağıtta kalmasını sağlayan hususlar bunlar. Şimdi Münbiç ve Tel Rifat, Türkiye'nin en çok yara aldığı yer terör tehdidi anlamında. Ve biz buraya operasyonu yakın zamanda yani planlıyoruz diye de duyurduk. Ve buralara dedik, eğer bu şekilde devam ederse Türkiye'nin bir harekat düzenlemesi kaçınılmaz dedik. Bunları niye kuruyoruz, bu cümleleri? Karşı tarafta dinleyen, anlayan ve Türkiye'nin kararlarını hisseden bir yapı varsa harekete geçsin ve hiç olmazsa anlaşmanın maddelerini uygulasın diye. Fakat maalesef şu ana kadar biz bu yönde olumlu tek bir adım göremedik. Üstüne üstlük işte İdlib'den örnekler verdik. Sivillerin de katledildiği ve bütün dünyanın gözü önünde coğrafyanın kana bulandığı bir tablo ortaya çıktı ve çıkmaya devam ediyor. Şimdi bunun sonucunda siz bu kayıplarınızla birlikte bir de işte Batı'yı uykularını kaçıran göç hadisesiyle karşılaşıyorsunuz ve 2 milyon insan bu son saldırılardan dolayı topraklarının oynamak durumunda kalıyor. Bu insanların ilk geldiği yer bütün mağdur ülkelerde olduğu gibi Türkiye. Yönünü ve yüzünü Türkiye'ye dönüyor. Orada kendine huzur bulacağını, orada kendini güvende hissedeceğini düşünüyor ki doğru bir düşünce. İşte bu durumda Türkiye dolaylı ve doğrudan bu meseleden en çok yaralanan ülke. Buyurun gelin, buradaki terörü durduralım. Göçten korkuyorsunuz. Süreci terse döndürelim. Kağıt üzerinde bir takım vaatler, gerek maddi anlamda, gerek işte askeri anlamda, destek anlamında. Onların da karşılığı yok. Ve olmadığı gibi tam tersi, süreçte fırsatını buldukça süreci sabote eden, bu tür saldırılarla size yara açmaya çalışan ve orada tekrar korkuyu, şiddeti ve terörü canlandırmak isteyen yapılar var. Ve maalesef bu yapılar bu saydığımız devletler. Ama ikili ilişkilere ve kağıt üstüne geldiğimiz takdirde işte teröre lanetleyen, terörden hiçbir yere varılamayacağını söyleyen, ucu açık cümleler kuran yapılar ortaya çıkıyor. Bu tamamen ikiyüzlü bir politika, ikiyüzlü bir siyaset ve Türkiye bu siyaseti bir yere kadar taşıyabilir. O yer tıkandığı anda da evvel olduğu gibi, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı gibi dönemlerde olduğu gibi tekrar harekatına kaldığı yerden Evet. devam eder. Evet. Ki biz, yani kimse şöyle bir düşünceye kapılmasın. İşte Irak'ta yürüyen bir harekat var. Karabağ'da, Afganistan'da Türkiye'nin planları var. Buraya da gücü yeter mi? Keza Libya'da da aynı Türkiye sahnede. Doğu Akdeniz aynı şekilde. Merak etmesinler, bizim oraya da gücümüz yeter. Evet, teşekkür ediyoruz. Evvelallah İsterseniz bir silahlı virgül kuvvetler koyalım. orada da... Kuşkumuz yok, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her bölgede yeteceğinden, kendi ülkesinin, kendi ulusunun çıkarlarını savunacağından. Buraya bir virgül koyalım isterseniz Sayın Coşkun Başbuğ. Sizi bırakmayacağız, devam edeceğiz ama yayınımıza katılan bir konuğumuz daha var. SETA Dış Politika Araştırmacısı Can Acun da yayınımızda. Hoş geldiniz diyelim. Bir kez daha başımız sağ olsun, merhaba. Acımız var. Zor bir akşam yaşıyoruz. Bir hain saldırıyla karşı karşıyayız. İki vatan evladını kaybettik Fırat Kalkanı bölgesinde. İlk olarak sizden bu hain saldırıyı yorumlamanızı dileyeceğim, rica edeceğim. Bölgeyi de yakından takip eden bir isimsiniz. Daha sonra tekrar devam edeceğiz. Evet. Tabii öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza, yaralı askerlerimize de başsağlığı diliyorum. Acil şifalar diliyorum. Malum tabii bölgede, Tel Rifat bölgesinde ve etrafındaki işte mücavir bölgelerde, minik havalimanı dahil olmak üzere ciddi bir PKK varlığı var. Bunu da uzun süre buradaki yayınlarımızda da konuştuk, dile getirdik. Türkiye'yi ve milli orduyu doğrudan tehdit eden, bölgedeki askeri varlığımızı tehdit eden bir adeta işte Rusya ve rejim korumasındaki bir yapılanmadan bahsediyoruz. Şu anda Suriye'de öyle bir denge oluştu ki Fırat'ın doğusuna baktığımızda ABD korumasında varlığını devam ettiren bir PKK. Ancak Fırat'ın batısında ise özellikle Tel Rifat'tan aşağıya Menbiç'e doğru indiğimizde Rusya ve rejimin zaman zaman da İran'ın milisler unsurlarıyla koruduğu, kullandığı, zaman zaman da Türkiye'ye karşı araçsallaştırdığı bir terör yapılanmasıyla karşı karşıyayız. Bu saldırıda da BAP üssüne işte nakil yapan zırhlı birliklerimizde bir antitank silahıyla yapıldığı anlaşılıyor. Ardından ise bölgedeki üssümüze yönelik havan topu saldırıları, topçu atışları gerçekleşiyor. Bunu gerçekleştiren unsurlar da bölgede bulunan PKK'lılar olduğunu değerlendiriyoruz. Ama tabii bu PKK unsurları hem
rejim unsurlarıyla hem de Rus askerleriyle de birlikte bölgede varlıklarını devam ettiriyorlar. Konjonktür olarak belki şunu söylemek lazım. Daha anlayabilmek için bu saldırının arkasındaki motivasyonu. Son günlerde, son haftalarda Rusya'nın ve rejim unsurlarının yine Şii milislerin İdlib'in güneyine çok yoğun şekilde saldırmaya başladığını gördük.